Nasıl bir apartmanda büyüdün? Ahşap bir evde büyüdüm, Koca Mustafapaşa'da. Yani işte benim babam da orada doğmuş. Ya tarihi eser değil ama tarihi eser gibi bir evde büyüdüm yani. Dolayısıyla böyle bir apartman kültürüm benim çok fazla olmadı ama benim çocukluğum işte Karadenizli müteahhit istilası zamanıdır tam böyle. Yani onların başladığı zamanlar. Dolayısıyla sürekli bir inşaat olurdu. Yani bir apartman inşaatı olurdu. Bir ev yıkılır, yerine inşaat yapılır. O apartmanların inşaatlarında büyüdüm ben. O kumdan atlamalar falan. Kuma atlamalar, mozaik toplamalar, yazın varillerin içine girip kafayı işte içe atmalar. Onun içindeki su çok pis olur ya abi. Varil suyu diye bir şey var ya. Çok pis yani, böyle içi kir içinde. Ama şey, biz temiz olanı tercih ederdik yani, bulurduk. Ondan sonra çok yıllar sonra artık bizim ev dayanamayacak ve çökecek kıvama geldiğinde biz hemen karşımızdaki apartmana taşındık. Dolayısıyla bizim karşımızdaki apartman olmadan önce zaten orada da bir ahşap ev vardı. Orada benim, yani onların elinde büyüdüğüm dediğim benim abilerim, ablalarım, onlar oturuyorlardı. Onlara komşu olduk. Yani öyle çok bir apartman kültürüm yoktur benim aslında. Çocukluk eğlencen neydi? Benim çocukluk eğlencem gırgırdı ya. Ben okula gitmeden, yani ilkokula gitmeden önce okumayı gırgır, fırt, laklak onlar sayesinde sökmüştüm. Babam hep alırdı. İşte cuma günü gırgır gelirdi. Pazar günü laklak alınırdı. Pazartesi günü de fırt çıkardı. Gırgırın tirajı çok yüksekti bir ara. Değil mi abi? Gırgır dünyanın en çok satan ikinci mizah dergisiydi. Bir Rus mizah dergisi vardı. Ondan sonra ikinciydi. İnanılmaz bir şey tabii. Ve ben benim en büyük eğlencem, yani çocukken de okurdum ederdim ama geceleri gırgırları, eski gırgır ciltlerini, işte böyle Texas'ları, Tom Mix'leri falan alayım, başucumda radyo açık olsun, gece oturup onları okurdum ben. Benim çocukluğum öyle geçerdi ya, yani en büyük zevkim oydu benim. Annenden ne öğrendin? Valla ben annemden insan olmayı öğrendim ya. Yardımsever olmayı öğrendim annemden. Ya Allah rahmet etsin, çok iyi yürekli bir kadındı yani, gerçekten böyle herkesin yardımına koşar, acayip şey cefa çekmiş yani, genç kızlığında da evlendikten sonra da ben hep böyle iş hayatına girerken, çalışırken hep şey diye düşünerek çalıştım. Önce annemi rahat ettireyim, babamı değil, önce annemi rahat ettireyim, işte o mutfaktan çıkartayım onu, böyle daha geniş bir mutfağı olsun falan filan diye. O yüzden onu izledikçe ben yani insanlığı annemden öğrendim diyebilirim yani. Hani ev bakarken kadınlar hep geniş mutfak ister ya abi. He. Sebebi bu olabilir mi acaba? Fakirken çok küçük mutfaklarda yemek yapmak zorunda kalıyorlar ya. Bizim oydu. Ben başka kadınları bilmiyorum ama bizim oydu. Yani ben hep öyle istedim. Hı-hı. Annem de muhakkak öyle istiyordur da. Fakat şöyle bir gerçeğin farkına vardım ben. Küçücük bir mutfağa da sığmıyordu annem. Kocaman bir mutfağa da sığmadı annem. Yani ya neler çıktı ya, neler. Biz taşınırken bizim ahşap evimiz sonra tabii yıkıldı, apartman oldu, orası da oldu. Ve biz kendi evimize geçtik sonra ve oturduğumuz o kiradaki büyük daireden o daireye geçtik. O taşınırken neler çıktı yani, o ummayacağın köşelerden bakır böyle kaplar mı, işte ne bileyim ben kalburlar mı, bilmem neler mi falan. Demek ki ona da sığmıyormuş yani. Çocukluk korkun neydi? Yangın. Ahşap evde büyüyünce en büyük korkun yangın olur çünkü bizim etrafımızda da böyle yani birkaç bina yanmıştı. Ben hiç unutmam. Çok net hatırlıyorum çünkü. Bizim evin önünden itfaiyenin geçişini, benim evden çıkıp peşinden koşmamı gece. Bu herhalde ilk anı falandır abi, değil mi? Yani ben kaç yaşındayım söyleyeyim sana. 5 falan herhalde. 4-5 yaşında falanım. Kale taksi vardır bizim orada meşhur. Kale taksinin yanındaki ahşap bina yanıyor. Bir ahşap binanın yanışını hiç gördün mü sen? Yani filmlerde. İnanılmaz bir şeydir. Yani sıcak yüzüne... Ben şu anda o 5 yaşındaki hikayeyi hissediyorum. Yani ve ben günlerce uyuyamadım. Tek başıma yatamadım bilmem ne. Bayağı bildiğin çocukluk travmasıdır benim. Travma olarak kaldım. Abi hastası olduğum bakkal ürünü. Bakkalın yaptığı ekmek arası kaşar salam. Ya da işte durumuna göre beyaz peynir salam. Benim onun hastası olduğum çok şey. Pis bir bıçağı var ya. Her şeyi onunla kesiyor biliyor musun? Çünkü, sucuk, domates, salam. Tabii. Ama acayip de keskindir o bıçak biliyor musun? Helva da kesiyor onunla. Tabii. Çünkü o bıçağı bileyleyenler vardır. Bakkalları gezerler. Bileyiciler. Bileyici diye gezer bakkalın böyle. Bakkalın önünde yapar hemen. Tabii. Bakkalın kasabı. Kaldırıma oturur. Aynen öyle. Onlar otururlar. Orada yaparlar. O öyle bir şey vardır. Bıçağı vardır. Onun dediğin doğru. Kaşarı, beyaz peyniri, salamı, sucuğu. Her boku onunla keser yani. Bir tane pis bir bezi vardır. O pis bezle şöyle bir geçer onun üzerinden. Hiç de sesimizi çıkarmayız. Ya ne? Onun lezzeti orada zaten ya. Şimdiye kadar televizyonda izlemiş olduğun en iyi iş ne?
çok iyi bir iş. Bence Ferhangi Şeyler'dir mesela. Yani eyvallah. Bu Türkiye tiyatro tarihinde bence Türk tiyatro tarihinde yapılmış en güzel mesela 10 tane iş say desen zaten bence 5'i Ferhan Şensoy'un yaptığı işlerdir ki birincisi Ferhangi Şeyler'dir. Yani Türkiye'de stand-up ya da işte meddahlık doğrusu bence onun adı. Ben öyle diyorum zaten. Meddahlığı bu kadar güzel modernize edip taşıyan olamamış işte. Kimse yapamamış. Adam bunu yaptı yani. Ve meddah şeydir de biraz hani suya sabunu dokunmadan yapmaz o işi. Tabii tabii. Yani dokunur. Göndermelidir bol bol. Yoksa sonra yapılanlar evet çok daha başarılı olmuş olabilir. Çok komik olmuş olabilir. Millet altına işemiş olabilir ama Ferhan Şensoy'un yaptığı iş doğru iştir. Bence. Şu anda sahnede siyasi mizah yapılmıyor zaten. Çok az. Yani ben işte... Ben senin gösteriye geldim abi yıllar evvel. Sen de sen yapıyorsun. Ben yapıyorum. Yani şöyle ben... Şimdi mesela yıllar önce izlediğine göre şu anda ben daha ben az... Ben seni hatta şeyde izledim. Yayla Sanat Merkezi olabilir mi? Maltepe. Maltepe evet. Doğru. Orada sen bir ara bayağı çıkıyordun çünkü. Yapıyordum. Ben orası 900 kişilik bir yerdi. Ben her seferinde... Orada işte Mahsun'un klibi çekilmişti. Yıkılmadım ayaktayım da annesinin oturttuğu yer YSM. Yapma ya. Tabii tabii. Onu bilmiyorum ben ya. Kötü haberi vereyim yıllar sonra. Onu bilmiyorum. Benim favori mekanlarım Maltepe Yayla Sanat Merkezi, Avrupa yakasında da Bahçeli Evler Yayla Kültür Merkezi. Hı. Ben Yayla'da gösteri yapmaya başladığımda biz Ata'yla aynı zamanda başladık aslında, Ata Demirer'le. Ya Ata diyorum ben tanıyormuşum adamı gibi, tanımıyorum aslında. Ata Demirer'le biz beraber başladık. Ata'nın organizasyonunu BKM yapıyordu. BKM de o zaman yeni kurulmuştu. Benim organizasyonu AYSA yapıyordu. Aradaki farktan dolayı zaten Ata yürüdü. Ben AYSA olduğu için öyle kaldım ama... Şöyle bir özelliğimiz vardı bizim. Bak o dönem organizasyon yapan herkese sor aynı şeyi söylerler. Bir Ata dolduruyordu, bir ben dolduruyordum. Bizim ikimizin gösterilerine bildiğin sandalye satılırdı. Keza Yayla ki çok büyük bir yerde. Ben Yayla'yı da doldururdum. Ben acayip zevk alıyordum o işten. Yani hala da çok zevk alırım. Sahne bambaşka bir şey. Abi sahnede bak ben ne yaşıyorum biliyor musun? Radyoda kahkaha efekti kullanıyorum ben. Kahkaha efektini niye kullanıyorum? Şey için kullanmıyorum. Hani sen gül sen gül diye kullanmıyorum. Havada kalmaması için. Ben kendim için kullanıyorum. Kendim için kullanıyorum. Yani ben bir şey yapıyorum. Bir tepki yok ulan. Odanın içindeymiş de ben böyle. Yani bir yerden tepki geliyor bana. Sahnede. Canlısı var. Canlısı var ya. Ve 900 kişi. Ya 900'ü geçtim hocam. Ben 3000 kişiye gösteri yaptım. O rüzgarın gelmesi ne demek biliyor musun sen? Rüzgar geliyor yüzüne. Yani ha diye güldüklerinde esinti geliyor biliyor musun? Ben bunu yaşadım ya. Acayip bir şey. Bu duygu dünyada hiçbir şeyde yok bence. Benim en keyif aldığım şeydir. Abi ilk duyduğun küfür? Pezevenk. Eniştem. Ben hatta kafa dergisine... Zaten böyle şeyleri enişte yapar ha. Kafa dergisine öyle bir yazı yazdım ben. Geçen ayki kafaya. O böyle bayramlarda ziyarete geldi. Zengin bir eniştemiz vardı bizim. Allah rahmet etsin. Şu cebinden tomarla para çıkar da. Aynen baka öyle. Kalırsın ya. İşte o. Bana böyle acayip bir şey veren. Eve ayakkabıyla falan giren. Ben ayakkabıyla girdiği için o bana şey yapar. Gel bakalım pezevenk diye çağırırdı. Bir harçlık verirdi. Eve ayakkabıyla girdiler diye ben kızdım onlara o zaman. Niye giriyorsunuz ayakkabıyla? Çünkü annem gece boyu temizlik yapmış bayram arifesi düşün. Ayakkabıyla niye giriyorsun falan. Lan köftar falan girmesene pezevenk diye bir şey yaptım. Babam çok kızmıştı o zaman bana. Bir kere de nereden öğrendiysem çocuğum bak babamın bana hayatım boyunca bir kere vurmuştur babam bir kere. Ağzına sıçayım demiştim babama. Hatırlıyorum çünkü o tokatı hatırladığım için gerisini hatırlıyorum. Sokakta öğrenmişim demek ki. Ağzına sıçayım demişim böyle. Babam bana bir tokat vurdu. Bir odur yani. Onun haricinde hiç böyle şey... Genelde demiştim. Ama denge şudur. Anneden çok dayak yersin. Babadan bir tane yersin. O seni sindirir. Aynen öyle. Yeter o sana aynen yani. Aynen öyle. Babadan bir tane yedim zaten. Annemden öyle şaplak maplak oklava, tokat makat. Oklava, merdane değil mi? Yani şöyle sert aletlere girmemekle beraber annemin de dayaklarını yemişimdir yani. Hangi hayat dersini öğrenmek çok meşakkatli oldu? Anneyi babayı kaybetmek. Çünkü ikisi de hastalandılar. İkisi de kanserden öldü. Annemin kanser hastalığı çok uzun sürdü ve biz çok düşkün bir aileyiz bir de birbirimize. Şimdi bazı aileler vardır öyle değil. Ben görüyorum hani annesini babasını mesela aramayan sormayan tipler. Biz öyle değildik. Biz bir de hiç ayrılmadık yani mesela. Ben okul okumak için şehir dışında gitmedim. Benim en uzun evden ayrı kalışım tatilde bir haftadır. Annem ben babamdan ayrı kalışım o kadar. Kardeşim bir ay Fransa'ya gitti. Geldi. Havaalanında bizim bir şeyimiz var böyle karşılamamız var. Annemi bir görsen sanki hani 10 yıl yokmuş Atilla gibi öyle karşılamıştı rahmetli. Askerde falan ne yaptınız abi? Valla ikimiz de bedelli yaptık. Biz öyle gitmedik. Ha. O yüzden hiç öyle bir askerlik şeyi ayrılığı da olmadı. Bedellilere denk geldik biz yani. O yüzden çok düşkündük birbirimize. Annemin o hastalık dönemi işte tedaviler bilmem neler falan filan o dönemler
Yani bizim çok herkes yaşayacak bunu. Annesini babasını kaybedecek ama bizimkiler çok kötü oldu. Çok ağır oldu yani. Kahramanlık hikayen var mı? Radyoda var yani. Kahramanlık mı? O aslında bir şey var. Hani mikrofon var, güç var. O gücü nereye kullandığınla alakalı. Ben mesela depremler sonrası yaptığım yayınlar benim olay yayınlardır aslında. Yani işe yaradığı için söylüyorum bunu. Ben kahramanım diye söylemiyorum ama Van depremi oldu pazar günü. Ben pazar günü deprem olduktan sonra şimdi tam da o sırada benim kayınbiraderim Van'daydı. Şeydir, kameramandır. Onlar Van'dan çıktılar, deprem oldu, Van'a döndüler. Ve o kadar canlı bilgi aldım ki ben oradan, vehameti anladım. Pazar günüydü, hemen organize ettim. Migrosçuları aradım. Dedim ki otoparklarınızda yer istiyorum. Kamyon getireceğim oraya. İşte nakliyeci arkadaşlarım vardı, onları aradım. Onlardan ücretsiz kamyon aldım. Pazartesi sabahı yayına çıktım ve dedim ki buralarda kamyonlar var. Van'da şu 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 ihtiyaçlar var. Götürün, bırakın, Van'a gidecek. Pazartesi akşam 5'te ben 12 kamyon yardım malzemesi toplamıştım İstanbul'da. Ve onları yola çıkardım. Benden hızlı kimse yoktu. Şişli Belediyesi ona yakın bir organizasyon yaptı. O kadar. Ve yani ilk bölgeye ulaşan yardım malzemeleri benim gönderdiğim yardım malzemeleridir. Dağdan olsun. Ha, odur yani. Hani o da, ama dediğim gibi hani zaten böyle bir güç, sen o gücü kullanmayı bileceksin. Bir tek o. Bir radyodan transfer teklifi geldiğinde en çok neye dikkat ediyorsun? Abi özgürlüğe tabii. Özgürlük yani. Olacak, eyvallah. Onun para, dışında para. Para yani. Yani çünkü ben bu işi para için yapıyorum, iş yapıyorum yani. Bir şey soracağım abi. Radyodan çok fazla kazanıldığını düşünmüyorum. Yani sponsordan daha fazla para kazanılmıyor mu? E tabii ben öyle kazanıyorum zaten. Şimdi ben gittiğim radyoda... Yani çünkü maaşla çok fazla hayat idame ettirilmez. Ben maaş almıyorum. Benim gibi çalışan radyocu yoktur zaten. Ben freelance çalışıyorum. Ben bir şirketim burada. Radyoyla anlaşıyorum. Sponsordan gelen parayı radyoyla bölüşüyorum ben. Hı hı. Yani ben radyoya para ödüyorum. Radyo bana para ödemiyor. Ben o sistemde çalışıyorum. Alem FM'de de böyle çalışıyorum. Onların altyapısını kullanmak için. Show Radyo'da. Evet, Show Radyo'da da böyle çalışıyorum. Dolayısıyla ben kazanıyorum. Yani ben hayatımı idame ettirecek kadar birlikte çalıştığım, çünkü benim de çalışanlarım var. Ben burada bir şirketim. O insanların geçimini sağlayacak kadar bir para kazanıyorum. Evet, diğer radyocular çok fazla kazanmıyorlar. Onu da biliyorum. Radyonun genel piyasası öyle. Ama bu onların hatası. Çünkü bu çalışmakla alakalı bir şey. Çok çalışırsan, iyi bir şey yaparsan para sana gelir. En başta parayı düşünerek bu işe girersen olmaz. Bak, Mithat Bereket'in çok güzel bir lafıdır o. Bana, benim çok iyi arkadaşımdır Mithat. Yıllar yıllar önce, bana belki 15 sene önce söylediği bir şeydir. Önce işini düşün. Önce işini iyi yap. Para zaten sonra gelir. Ondan sonra parayı düşünmeye vaktin olur demişti bana yıllar önce. Aynen dediği gibi oldu. Ben yıllarca Best FM'de iliğimizi, kemiğimizi sömürdüler bizim. Yani sadece benim değil, o dönem orada çalışan herkesin aynı zamanda. Yani 3 kuruş paraya çalıştırdılar, o parayı vermediler, etmediler bilmem ne, ama çok çalıştık ve çok iyi işler yaptık biz o dönem, oradaki ekip, oradaki herkes. Hı hı. O efsane olduğu yıllar Best FM'in. Oradan yaptığım işlerin iyiliğiyle ve oradan öğrenmemle mesleği ben bugün bu noktaya geldim ve bugün iyi para kazanıyorum. Şimdi önce işi düşüneceksin, parayı sonra düşüneceksin ama bir yandan hayat akıyor ya. Tabii tabii. Hani başka işler yapmak zorunda bırakılıyoruz. Öyle. Sanatla uğraşıyorsan veya işte medyadaysan. Benim sahneye çıkmamın sebebi odur. Ben işte Best FM'deydim o dönem. Kredi kartı borcumu ödeyemiyordum ben ve bana bir gün adamlar şey diye geldiler. Yani kulakları çınlasın, Çağatay İzmir'den arıyor Aysa'yı. Aysa'da Faruk vardı o zaman. Faruk bana geldi. Sen dedi işte çok dinleniyorsun, ne diyorsun? Böyle bir sahne işi düşünür müsün? Lan ben ferhangi şeylerle büyümüş, böyle hani şeyi, küçük sahneyi yalamış bir adamım ben, yani istemez miyim? Ben istedim ve çıktım ama asıl gayem oydu benim. Para kazanmaktı ve ben oradan para kazandım. Kredi kartı borçlarımı ödedim, bütün borçlarımı kapattım. Radyodan kazandığım para artık önemsiz bir noktaya gelmişti. Sahne sayesinde benim yani. Ben köpek gibi çalıştım ama. Tabii o zaman... Yani haftada iki kere İstanbul'da, iki kere İstanbul dışında ben neredeyse her gün sahneye çıkıyordum ya. Öyle bir hayat yaşıyordum yani. Ulusal radyo olmasının avantajı da o zaten, değil mi? Tabii her canım. Yerde çıkabiliyorsun sahneye. Abi sahne. Sen ne diyorsun? Ben Mersin'de matine suare sandalye, şey, opera sahnesini sandalye sattım ben. Yani ben sahneden indim, içeriye İnsandır. Girdim, birinci perdenin kıyafetini giydim. O sırada bu kapıdan alıp bu kapıdan insanları ve yıkılıyordu ortalık yani. Hani ya bugün gitsem yine çok kalabalık olur ama... Öyle yaşadım ben o dönem ve o işi yapmak zorunda bırakıldım, evet. Ama büyük hayat tecrübesidir benim için ve büyük şanstır o iş. Hayat sana ne öğretti? Bir,
başka insanların tecrübelerinden faydalanmayı öğretti. Yani illa her boku sen yemek zorunda değilsin. İlla her şey senin kıçına girmesin. Zaten bir adamın girmiş, bak o adamın hayatını, öğren. Bunu öğrendim ben. Çok kazık yiyerek öğrendim tabii. İki, insanlara çok güvenmemeyi öğretti ya. Yani çok böyle canım dediğin, dostum dediğin, bilmem ne dediğin adamların iyi günlerinde senin yanında olduğunu ama kötü günlerinde yanında olmadığını ben gördüm. Ben çünkü kötü gün yaşadım, çok ağır günler yaşadım. O günlerde ben gerçek dost, gerçek arkadaş kimmiş onları öğrendim. Çok insan attım hayatımda. Yani gerçekten de hani benim yanımda olmasının sebebinin dostluk olmadığını öğrendiğim çok insan gördüm. Bunları öğretti hayat bana. O yüzden her böyle tanıştığım, samimi olduğum, bu dost olabilir dediğim insanlar için koca bir soru işaretini hep böyle kafamda tutmayı öğretti hayat bana.